Evet, Orhan Kayra. Öncelikle seni kutluyorum. 1000 kitap bitirdin. Güzel bir şeyi, hedefini tamamladın. Bana demiştin ki 9 yaşında ben 1000 kitabı bitireceğim baba demiştin. Ve sözünü tuttun. Teşekkür ediyorum. Artık 10 yaşındasın. Dün itibariyle 10 yaşına girdin. Ne hissediyorsun? Öncelikle onu sorayım. Görevini başarmanın mutluluğunu yaşıyor musun? Yani çok hoşuma gitti bu duygu. Evet. Kendini tanıtır mısın öncelikle? Seni tanımayanlar için. Benim adım Orhan Kayra Özdemir. Hı. Şu anda 10 yaşındayım. En sevdiğim kitap Dünyanın Merkezine Yolculuk. En çok onu mu sevdin? Evet, çok hoşuma gitti. Sen zaten gezegenlere bayağı bir meraklısın, uzaya, değil mi? Evet. Seviyordun böyle kitapları. Peki Orhan, nasıl başladı okuma maceran? Şimdi küçükken Hı. ben böyle ilk başta bana biraz öğretir misiniz demiştim. Hı. Siz de bana birazcık öğretmiştiniz. Hı. Sonra Bu arada Orhan 5 yaşında okuma yazma öğrendi, değil mi? evet. Evet. O sırada da ben de sonra siz birazcık öğretmiştiniz. Ben de birazcık baktım öyle kitaplara. O kitapları sonra okudum, artık böyle kitap okumaya başladım. 10 günde bir kitap falan bitiriyordum o zamanlar. Hı. O da yani 16 sayfalık falan. Hı. Sonra böyle hızlı okumaya başladım. Hı. Okulda başladı, artık hızlandım böyle. Evet. Sonra artık bir hedef koydum kendime. 9 yaşına 1000 kitap bitireceğim diye. Ve amacımı gerçekleştirdim. Güzel, harikasın. Peki Orhan, birinci kitap elinde tuttuğun o vahşi robot kitabıydı. Beğendin mi bu kitabı? Çok hoşuma gitti. En sevdiğim ilk 5 kitap arasına İlk girer diye 5'e girer düşünüyorum. diyorsun yani. Birinci Dünyanın dünyanın merkezine merkezine yol. yolculuk. Başka hatırlıyor musun? İlk 5'e girecekleri. Balonla 5 hafta mı? Evet, balonla 5 hafta. Onun gibi bir şey kitap vardı. Onu çok sevmiştim. Evet. Bir seri olarak da Robot Okul diye bir seri vardı. O da Robot çok okulu hoşuma hatırlıyorum. gitmişti. Hı. Sen robotları beğendin yani. Levent serisi çok güzeldi. Levent serileri. Yani böyle okuyordum, böyle Onu her çocuk aklımdan seviyor alt neredeyse. Evet. böyle 5-6 ay çıkmıyordu aklımdan. Güzel. Peki, vahşi robotu bana böyle genel olarak çok ayrıntıya girmeden anlatabilir misin? Robotun Yani gerçekten robot vahşi mi, sonunda mı yok, belli oluyor? vahşi değil, Hı. iyi biri. Robotun vahşi doğada hayatta kalması. Hı. Hayat doğaya uyum sağlaması sanırım. Evet. Evet, başla bakalım. İlk önce bir fırtına var. Hı. Şilep de böyle gidiyor. Batıyor şilep. Fırtınaya dayanamıyor. Orada 500 tane robot var şilepte. 499 tanesi gidiyor böyle. Ya kırılıyorlar, ya denize düşüyorlar, bozuluyorlar. Ama bir tanesi adaya geliyor. Hı. Sonra kutusu açılıyor. Sonra su samurları yanına gidiyor ve kırmızı bir düğmeye basıyorlar robotun üstündeki. O sürede o zaman Robot robot çalışmaya başladı. başlatılıyor. Hı. Artık bütün her şey aktif. Robotun ilk sözü şu oldu: "Ben Rozum ünitesin, ay ben Rozum 734 ünitesinden gelen bir robotum. Bana kısaca Roz diyebilirsiniz," diyor ilk başta. Hı. Sonra su samurları ondan kaçıyor. O da böyle etrafta dolaşıyor, gidiyor, dağa çıkıyor. Sonra indiğinde fırtına çıkıyor, saklanıyor bir yerlere. Sonra bir bukalemun görüyor. Bukalemun kamufle oluyor ya. Hı. İşte oradan yararlanarak elektronik beyni yanıyor. Sonra ben de kamufle olayım diyor. Hı. Etrafına çalıyı, çırpı, ne bulduysa koyuyor. Ama doğayla alakalı. Hı. Bu robot Kamufle koyuyor. ilk buraya nasıl geldi? Doğaya. Dua ederken nasıl ya? Yani bir uzaydan mı düştü, ne bileyim bir gemiden mi Yani düştü? bir fırtına çıkıyor. Hı. O sırada şilep batıyor. Batarken de dalgalar onu kıyıya götürüyor. Öyle geliyor. Kıyıdan Hı. da geliyor. Peki şilep nedir? Bir yük gemisi Evet. deniliyor. Güzel. Devam et. Doğayı tanıyordu. Dağları geziyordu. Aşağılara iniyordu. Sonra kamufle oluyor işte. Hı. Orada böyle bazı hayvanlar görüyor, bazıları görmüyor. Gelip geçerlerken o sırada orada 3 gün, 4 gün, 5 gün bayağı uzun süreler kalıyor.
Orada gelip geçen hayvanların dilini öğreniyor o sırada. Sonra Yapay zeka var sonuçta. yani Evet. hayvanların yanına gidiyor. Merhaba, benim adım Roz diyor. Evet. Onlar da hemen kaçıyor. Çabuk git buradan canavar falan diyorlar. Sonra yardım etmeye başlıyor diğerlerine. Daha da sonra yardım ediyor, şey yapıyor. Bir yerde de şimdi yüksekte bir yerde, uçurum gibi bir yer. Orada böyle kadın yuvası bulunuyor. Yanlışlıkla onlara çarpıyor. Sonra bir an böyle iniyor, hemen koşuyor koşuyor. O sırada yuva gidiyor. Orada iki tane mi üç tane mi yumurta var. Evet. Sadece bir tanesi kalıyor, diğerleri kırılıyor. Sonra açılıyor yumurta. Yumurta ne yumurtası bunlar? Nereden gelmiş? Kaz Kaz yumurta. yumurtası. Evet. Hı. Sonra kaz doğuyor. Sonra anne falan demiyor, diyor Roza. Tabii ilk gördüğü kişi ya. Evet. O da ben annen değilim falan diyor. Robotu annesi mi zannediyor? Sonra birine soruyor. Hı. Bu konuda kim uzmandır falan diyor. O zaman Gülden Kanada git diyor. Bir kaz oda diyor. Ona götürüyor. O da onu sahiplenmelisin diyor. Solucan falan yer diyor. Söylüyor işte ne yer yapacağını. Hı. O da onları yapıyor. Sonra kunduz var. Kunduzdan bir ev yapmasını istiyor onlar için. Evin adını yuva koyuyorlar. Böyle bahçesi de var. Büyük böyle. Of. Derenin kıyısında. Sonra işte orada yaşıyorlar. Bazen gezintiye çıkıyorlar. Sonra ilk defa yavruları, kazların yavruları bir göle getiriyorlar. Bütün kazlar orada böyle. Da onları ilk defa yüzdürüyorlar. Onlar da yüzmeyi öğreniyorlar hemen. Hı. İşte yüzüyorlar bayağı. Sonra tekrar geliyorlar. Böyle uçan kuşları görüyor. Ay bu arada yavrunun adını söylemeyi unuttum. Parlak Gaga. Parlak Gaga uçan böyle kuşları görüyor. O kuşlara öğreniyor. Ben de uçuyorum falan diyor. Zıplıyor, uçamıyor. Sonra zıplıyor. Bu sefer daha fazla havada kalıyor. Sonra zıplıyor. Biraz daha fazla havada kalıyor. Sonra anne ben uçmayı denemek istiyorum falan diyor. Robota mı diyor anne diye. Evet. Evet. Bu da oğlum diye ifade ediyor. Acaba Roz'da. annesine ne oldu, gerçek annesine? Orada söylüyor mu O işte. kitapta? Evet, o da şimdi Roz'un hatasıyla gitti ya yuva. Hı. O sırada işte anne babası da ölüyor. Vefat etti. Hı. O zaman annelik, babalık robota kalıyor. Evet. Uçtu kaz. En son havalara çıktı. Evet. Sonra Sonra ben artık annesiyle birlikte günde 1-2 saat uçmaya çalışıyorlar. Birkaç gün içerisinde artık uçmaya başlıyor. Alçaktan da olsa uçabiliyor. Son baya böyle güzel uçmaya başlıyor. Hatta böyle bayağı havalara uçuyor. Bir gün annesini soruyoruz. Sen neredensin? Sen canlı mısın falan diyor. Ben canlı değilim diyor. Sen nasıl canlı değilsin diyor falan diyor. Sen öyle diyor. Sonra ben aslında bir robotum diyor. Diğer robotlar arasından kalanlardan biriyim diyor. O robotların yanına götür beni diyor. O da yok şu an bir yaş daha büyürsen götürebilirim ama şu anda senin yaşına uygun olmaz diyor. O da şu anda ben uçsam beni tutamazsın ki diyor. Oradan uçuyor. Gidiyor robotların yanına buluyor. O da güneyde demiştir Oz. Hı. O da güneye gidiyor hemen. Buluyor tabii. Sonra keşke gelmeseymişim falan diyor. Oradan işte bir daha yapmayacağım diyor. Dönüyor. Böyle dolanıyorlar etraflarda. Ormanda. Ormanda bir yerde ayıları görüyorlar. Kaçacakken böyle onlar tutuyor. Sanırım ısırgan, diğerinin adını unuttum. Hı. İşte onlar böyle Roz'u, Parlak Gaga'ya falan saldırıyorlar. Roz'un her tarafı çürük oluyor. Son Parlak Gaga onlara saldırmaya başlıyor tekrardan. Hı. Roz'la gidiyorlar. Sonra orada kenar böyle uçurumdan tam düşecek derken şey ısırgan düşüyor.
Oradan Rose onu sonra anneleri onları geliyor. Sonra Rose atlıyor anne ayıya beni sarkıt diyor. Onu tutuyor. Sonra bir dal tutuyorlar. Yavaş yavaş iniyorlar. Vay be. Tutabiliyor yani. Kurtarıyor. Sonra o sırada ama sobacağına biri gidiyor. İnciniyor. Kopuyor mu? İnciniyor diye kopuyor direkt. Kopuyor. O sırada ben nasıl gideceğim eve tekrar diyor. Sonra anne ayıyla çocuklar onu saldırdı ya. Üzgünler. Şimdi onları götürüyor evlerine kadar. İşte sonra birine söylüyorlar. Şu bacağımı nasıl yapabiliriz diyorlar. Güzel bir sert bir odunla hallediyorlar onu. Koyuyorlar. Biraz topallayarak da olsa yürüyebiliyor. Sonra artık göç vakti geldi. Kazların gitmesi gerekiyor. Ve maalesef gidiyorlar 4-5 aylığına. Son kışlar bayağı soğuk. Adada. Böyle normale göre çok daha soğukmuş. Ama robot soğuğu hissetmiyor. Evet. Onun için ateş yakıyor. Diğer hayvanlar biri geliyor, diğeri geliyor, diğeri geliyor. Sonra kulübeler yapmaya başlıyor. Böyle 10-20 tane kulübe yapıyor. Her birinin içine de birer ateş yakıyor. Yanlarına da böyle odun koyuyorlar şey yapmak için, arttırmak için. Hayvanlar oraya ısınmak için geliyorlar. Ve gayet de iyi ısınıyorlar. Burada fazla ateşe odun atıyorlar. Onun için ateş böyle artıyor, artıyor. Ve etraftaki kulübeleri sıçrıyor. Sonra hemen tek orada yanıyor. Tekrardan söndürüyorlar yangına. Tekrardan da evleri yapıyorlar. Daha da sonra bir uçak geliyor. Uçak dediğim böyle bir uzay gemisi gibi. Bir tane dağ. O dağda gelen o uçağın içinde 3 robot var. Reko 1, Reko 2, Reko 3. Onlar böyle dövüş için tasarlanmış robotlar. Diğer ölü robotları toplamışlar, denizde olanları, adada olup kırılanları toparlıyorlar ve tek Rose kaldı. Rose'u da alıyorlar. Alamıyorlar. İlk başta almak istiyorlar ve sistemini kapatırız falan diyorlar. Ama hayvanlar Rozu izin buluyorlar vermiyor. mı? Buluyorlar. Hayvanlar izin vermiyor. Sonra Rose'u bir yere saklıyorlar. Hayvanlar o robotlarla mücadele ediyor. Çünkü Rose onlara İyilik yaptı. çok iyi yaptı. Onlar öyle yaparken böyle Reko bir böyle kuşlar elinden silahını alıp kaçırıyorlar. Elinde onların silahı var böyle ışın gibi. Alıp kaçırıyorlar. Ama bir şey yapamıyor. Sonra tekrar böyle herkes böyle saldırıyor Reko 1'e. Ve Reko 1 etkisiz hale getiriliyor. Reko 2 bunu da etkisiz hale getiriyorlar. Reko 3 hala saldırıyor. Baya zor böyle şey kolları falan kopuyor. Bir tane kolu kopuyor. Onun da tüfeğini alıyor kişiler. Bu sefer hepsi beraber saldırıyor ancak çok zorluyor. O sırada böyle yaralanan kişiler de var. Tam böyle saldıracakken Parlak Gago önlerine geçiyor. Ay önüne geçiyor. Ve annesini kurtarıyor. Sonra diğer hayvanlar da böyle saldırıyor. Şey yapıyor. Ve Reko 1 de Ay Reko 3 de etkisiz hale getiriliyor. Ama o da etkisiz hale getirmeden önce böyle her yeri böyle yaralıken bir şey diyor. Bizi yendin, tekrar gelecekler. Seni almaya tekrar gelecekler. Onları da yenersen tekrar gelecekler diyor. Ve Rose uzaklaşıyor. Burada Kurtuluşu yok yani. Rose'un o savaşta şey iki kolu gidiyor. Ve iki bacağı da gidiyor. Sadece bedeniyle kafası birleşiyor. Onlara yapabileceği hiçbir şey yok hayvanların. Robot ölürken onu da söylüyor Reko 3. Sadece sahiplerini seni iyileştirebilir diyor. O da işte tekrar gelecekler. Sizin hasar görmenizi istemem diyor hayvanlara. Çünkü onlardan da çok az hasar gören var. Tekrar hasar görmenizi istemem diyor. Ve artık hiç kimse istemese de beni anlayabilir misiniz? Anlayabiliyor musunuz diyoruz. Evet diyorlar ancak istemiyorlardı gitmesini. Ve o gemiye biniyor ve gidiyor. Kitabımızın sonu böyle. Ben açıkçası kitabın sonu benim hoşuma gitmedi. Bana ne Üzüldüm. hissettirdi diye soracaktım. Üzüldün. Evet.
Evet, her kitap mutlu bitmiyor, değil mi bazen? Peki, bu kitabı tavsiye eder misin okumayan arkadaşların için? Çok iyi bir kitap. Biraz fazla gelebilir. 280 sayfa. 280 Sen sayfa. kaç Sen sayfa? ilk defa böyle bir kalın kitap okudun, değil mi? Evet, şu an Yani bu en kadar sayfa okudun. Daha önce 200'lük falan okumuştun 200, herhalde. 220 Evet, onlarda bunun böyle son kitabın slasherları okumuştum. Son kitap yani birinci kitap anısına böyle bir şey yaptın. Normalde senin seviyenin üstü, ortaokul seviyesinde ama Ama nedense anlamadım arkasında. sen 8 yaş ve üzeri yazıyor. yani şey herhalde yayın evinden bakayım. 8 yaş üzeri Yayın evi de hep kitap, ya hep kitap. yayın evi biraz şey koymuş Neden? olabilir, alt sınır koymuş olabilir ama ortaokul kitabı yani bu kadar sayfalı normalde işte 64 sayfalık falan kitaplar okumanız lazım. Bu Evet. arada bir şey diyebilir miyim? Söyle. Bu hep kitap yayınları bana kalırsa çok güzel kitaplar yayınlıyor. Evet, sen birkaç kitabını okudun, beğenmiştin. Evet. Evet. Okumanızı tavsiye ederim bu yayını. Evet. Eminim. Teşekkür ederiz. Şimdi Orhan, teşekkür ederim. Oku, eğlen, öğren hakkında bir şey söylemek ister misin? Orada biz neler yapıyoruz? Abone olsunlar mı, takip etsinler mi? Orada oyunlar çekiyoruz. Şu an yanlış hatırlamıyorsam 130'u geçik oyun çektik. 138 falan oldu diye hatırlıyorum ben de. Mesela Bomor'da sesli paylaşımlar yayınlıyor. Sesli kitap Eskiden alıntıları. oyunlar oynuyorduk. Şimdi akıl oyunları tanıtıyoruz. Güzel bir kanal. Abone olursanız seviniriz. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda Görüşmek görüşmek üzere. üzere. Teşekkür ederim Orhan. Görüşürüz.